Bir Gülüşün Yeter programından tekrar merhaba. Ben Profesör Doktor Hikmet Solak. Bu haftaki konuğumuz Doğu Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcımız Profesör Doktor Şükrü Tüzmen. Öncelikle Şükrü Hocayı bir tanıyalım hep beraber. Sonra sohbetimize devam ederiz. Buyurun hocam. Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. ben Kıbrıs doğumluyum. Limasol doğumluyum. Limasol 1974 savaşından sonra kuzeye göç ettik. Güzel Yurt'ta orta eğitimime kadar orada eğitim tamamladım. Daha sonra e, İngiltere'ye gittim İngilizce öğrenmek adına dört e, buçuk yıl orada kaldım. Koleji eğitimimi orada tamamladıktan sonra e, Türkiye'deki ÖSYM sınavlarına girdim ve Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandım. E, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimimi Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra hangi bölüm sonra, hocam? Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü. E, Türkiye'de ilk kurulan moleküler biyoloji ve genetik bölümüdür. E, Doktora eğitimimden sonra e, postdoc yani doktora sonrası araştırmalar yapmak üzere Amerika Birleşik Devletlerine gittim. E, orada Fogarty Burslusu ilk e, adadan yani Kıbrıs'tan ilk Fogarty Burslusu olarak e, postdoc yani doktora sonrası araştırmacısı olarak çalışmaya başladım. Peki Amerika'da daha çok ne üstüne çalıştınız? E, öncelikle NIH'de başlayan bu serüven… E, globin geni dediğimiz yani hemoglobinle alakalı hemoglobin proteiniyle alakalı e, hastalıklarla e, işe giriştim. E, ondan sonra bir sene kolesterol biyosentezi üzerine çalışmalar yaptım. Daha sonra da e, bu insan genom projesinden e, projesiyle ilgili çalışan ekibin grubuna katıldım ve kanser üzerine araştırmalar yapmaya başladım. Evet, son cümleden de olmak üzere bugün biz hücrelerden kanserden biraz bahsedeceğiz. Tabii ki ana konumuz erken tanısı nasıl olur, tedavisi nasıl olur değil. Kanser nedir öncelikle bir onu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Sağlıklı doku, işte tümör dokusu farklarını konuşacağız. Sırasıyla önce hocam hücre nedir? Normal hücre ne iş yapar insan vücudunda? Nasıl yaşlanır, nasıl bölünür, biraz bize hücreden bahseder misiniz? Tabi. Ee, şimdi hücre derken hücreyi ben genelde sınıfta da ders anlatırken bir fabrikaya benzetiyorum. Hı hı. Nasıl ki fabrika içerisinde belli komponentler var, diyelim ki bu bir araba fabrikası ise. E, belli bölge bölümlerde işte tekerlek e, toparlanır işte e, içerisinin araç gereçleri toparlanır işte pencereler silecekler derken araba oluşur ve fabrikadan çıkar bir düzenek Hı. olarak hücre de böyle bir şeydir e, hücre derken e, tabii ki genelleyip söylüyorum çünkü vücudumuzda e, bir sürü hücre var ve evet, farklı, farklı fonksiyonlarda olan tabii. hücreler var ana hattıyla e, idamesini devam ettirmek için yani yaşanırlığını devam ettirmek için bir takım e, yolaklar da vasıtasıyla e, kodlanmış bölgelerden gelen mesajlarla e, büyümeyi sağlamak e, sağlıklı genelde sağlıklı hücreden şu anda bahsediyoruz sağlığını de, devam ettirebilmek adına bir takım e, metabolizmalarla bir takım e, çalışma yollarıyla e, kendini idame ettiren bir 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 topluluk diyelim ona yani bir bir küçük bir fabrika diyelim bir hı hı. öge diyelim kısacası yani tanımınızdan anlaşıldığı üzere kendine verilmiş bir işler var buna fikse olmuş Evet. E, bunu yapmak üzere belli yerlerden gelen emirleri hı hı. alarak bunu yapan bir işçiye benzetiyorsunuz İşçi, yani evet, evet. evet peki bu hücrelerin ee, ...sağlıksız hale geçmesi nasıl oluyor? Tümör hücresinin, tümör dediğimiz hücrenin sağlıklı hücreden farkı ne? Tümör hücresi ne demek? Şimdi e, onu o parantezi açmadan önce bir DNA'dan da bahsetmek gerekiyor. Ee, DNA dediğimiz olgu vücudumuzdaki bilgi birikimini toplayan bir kütüphane gibi düşünebilirsiniz hı hı. bunu. Kütüphanelerde genelde farklı içeriklerde kitaplar mevcuttur. Bizde de hücre içerisinde bulunan DNA böyle bir bilgi birikimini kitap değil de kendi lisanıyla yani Türk alfabesinde 29 harf var ise DNA'nın kendi alfabesinde de 4 harf mevcuttur. Bunlara biz tabii ki bilimsel dilde harf demiyoruz ama anlaşılması adına bu şekilde tabir ediyorum. A, G, C, T harflerinden yani bazılarından meydana gelen bir hı hı. E, kütüphane düşünün ve bu kütüphane içerisinde var olan bu harf birikimlerinin kombinasyonları, permütasyonları, diziliş şekillerinden doğan farklı kitaplar diye tabir edelim genleri. Her bir genin kendine özgü fonksiyonları vardır. İnsan Genom Projesi'nden de bildiğimiz üzere 25 e yakın bilinen genimiz vardır vücudumuzda. Her birinin fonksiyonu farklı olmak şekliyle. Burada normal şartlarda sağlıklı bir bireyde bu genler yapmaları gereken ve günlük idamelerimizi gerektiği gibi yapabilmemizi sağlayan ögelerdir. Ama... Bazı durumlarda gerek kalıtımsal olsun e, gerekse e, çevre faktörlerinden ortaya çıkacak bu DNA'dan bahsettik az önce. Bu alfabe içerisindeki bozukluklardan ortaya çıkan bir takım yanlışlıklar olabiliyor. Yani normalde sağlıklı olması gereken bir hücre e, büyüme döngüsünde, o e, sağlık şeyini ortadan ögesini ortadan kaldırdığımız kaldırdığımız için kontrolsüz bir büyüme yoluna geçiyor ve tümör dediğimiz kontrolsüz büyüyen hücrelerin birikiminden ortaya çıkan bir e, oluşum meydana geliyor. Yani şöyle mi acaba? Şimdi diyelim ki karaciğer hücresinden bahsediyoruz. İşte 20 satırlık bir e, cümle olsun. Hı hı. Her bir e, satırda 4 harfli kelimeler var. Hı hı. İşte AGCT diye kodlandırdığımız e, ilk kelime AGCT, ikincisi C ile G'nin yeri değişmiş, üçüncüsü T ile C'nin yeri değişmiş gibi gibi gibi. Bu e, sıra 20 satırlık bir şey o hücrenin ne yapacağını bize söylüyor. Fonksiyonlarını bize. Fonksiyonunu söylüyor. Bu sağlıklı hücrede böyle. İşte 19. satırda 4. kelimede C ile G'nin yeri değişti. Bu sağlıksız. Ama peki bu her değişim Tümör anlamına mı geliyor? Hayır, her değişim tümör olgusu yaratmıyor. Değişimin kansere sebebiyet vermesi için genelde, şimdi DNA'dan bahsettik ama şöyle kısaca bir bilgi ögesi vereyim, hani daha ileriye gitmeden, DNA'dan bir ürün ortaya çıkması lazım ki DNA'daki karakteristiklerin e, bilimsel veya şey olarak e, ortama e, bir ürün şeklinde ortaya çıkması yani hı. proteinlerden bahsediyorum hı hı. yani proteinlerin hani DNA'daki alfabeden A G C T diye bahsettik e, bunların karşılığı olarak fazla detaya girmeden e, bu e, alfabe bu harflerin e, üçerli birikimlerinden de, proteinin bazı olan proteinin ögesi olan amino asitler vardır. Bu amino bir gösterge oluyor bu üçlü birikimler. dolayısıyla amino asit olacak olan DNA üzerindeki dizilerdeki değişimden etkilenmiyor ise bu her ne kadar da bir bazın başka bir baza değişmesi olasılığı olmasına rağmen ee, bir mutasyon mutasyon demeyeyim de bir bozukluk ortaya çıkmıyor. Evet. Yani değişmeye de biliyor. Evet. Onu demek istiyorum. Yani diyelim ki domatesi oluşturacak bir gen var. Hı hı. Biraz acıcık bir yeri değişti diyelim bunun. Domates tam kırmızı değil de biraz pembe oluyor ama gene domates gibi oluyor. Gibi, gibi. benzetebilirsiniz evet. Ee, peki bu sağlıklı hücre. Dedik ki belli bir anladığımız kadarıyla gen dizilimine sahip belli fonksiyonlar olan hücre. hı. hı. Bu bilgiler ışığında tümör hücresini bir kere daha tanımlayabilir miyiz? Nedir tümör hücresi? Tabii şimdi şöyle diyelim. Şimdi bir e, hücre e, döngüsünden bahsedecek olursak hücre döngüsü içerisinde sağlıklı hücrelerde kontrol mekanizmaları var. Bunu ben şeye benzetirim hep e, sınıfta da ders anlatırken e, havaalanına benzetirim. Mesela bir yerden bir yere uçacaksınız. Bu uçuşu gerçekleştirmek için elinizde geçerli bir pasport, geçerli bir e, bilet olması lazım uçağa binebilmeniz için. Ama uçağa gidene kadar da belli noktalarda checkpoint dediğimiz e, oradaki görevlilerin bulunduğu ve sizin dokumentasyonunuzu e, elden geçirip e, doğruluğuna kanaat getirdikten sonra sizin size izin veriyor ve uçağa doğru yol alıyorsunuz. Hı hı. Bu sağlıklı hücrelerde evet. sorunsuz devam edebiliyor. Ama Hücrede bir bozukluk olması durumunda, yani DNA üzerindeki bazı bölgelerdeki hasarlardan dolayı, bu checkpoint dediğimiz, yani e, polis ya da polislerin bulunduğu, yani orayı kontrol edinceye kontrol, noktaları. kontrol noktalarında e, ki bozukluklardan dolayı ya da kontrol noktasında görev yapan, hani normalde polis diyoruz, hücre döngüsünde e, protein şeklinde atfedebiliriz. Bunlarda bir bozukluk olmasından dolayı bu doğru, olası, doğru olması gereken döngünün e, bozukluğa uğramasına sebebiyet veriyor. Ve e, bu bozukluktan dolayı da kontrolsüz, e, şeysiz, çek edilemeyen bir, bir, bir şey oluşuyor ortada. Ki bu da şeye sebebiyet veriyor. Hücre hiçbir şeye takılmadan, önünde bir pürüz olmadan, hiçbir kontrole tabi olmadan kendini devamlı böl bölüyor, bölüyor Biliyor. ve çoğalıyor. Evet. Yani bu bir kontrolsüz çoğalma anlamına evet. geliyor. Peki bunun ne zararı var? Bunun zararı eğer lokal olarak bir yerde kalır ise kendi yarattığı metabolik e, atıklar dışında hani belli zararı olabilir, yan etkileri olabilir de bu bulunduğu bölgeden kopup da farklı vücut bölgelerine yani buna metastaz diyoruz kanser e, dilinde e, o tarz şeylere geçiş olur ise. E, bu defa kontrol edilememe durumu, e, işte e, onkologların tedavi etmek için kullandıkları bir takım e, ilaçlarla farklı yöntemlere başvurmaları, yani kemoterapi diye atfedebileceğimiz, öbür türlü tek noktada olduğu zaman bir radyasyon terapisiyle veya farklı daha böyle lokal bir bölgede olduğu için bir cerrahiyle de e, ortadan kaldırma durumu olabilir. Peki bir de şu konuya açıklık getirelim. E, biz duyuyoruz ki. İşte bende bir tümör şüphesi var. Gittim doktora çok şükür iyi huylu çıktı. Bir de aman Allah'ım ben bunu nasıl söyleyeceğim? Bu kötü huylu bir tümörmüş. Yani nedir bu iyi huy kötü huy? İşte az önce de e, parmak basmaya çalıştığım olguda İyi huylu olup da zarar vermeden insanı yani ölümcül duruma götürmeyecek tarzdaki tümörler. Bu bir ben de olabilir mesela hı hı. yüzünüzde bir ben olur ya da e, bir nasır şeklinde büyüyen o da kontrolsüz büyümüş. Yani olmaması gereken yerde farklı hı. bir oluşum yaratan e, lokal olarak size fazla zararı olmayacak şekilde olabiliyor. Bir de e, kötü huylu dediğimiz olay da e, kontrol dışı tabii ki büyümüş ama orada yerine sığmamış farklı bölgelere sıçramış ve e, tamamen işte kişiye zarar vermek durumuna geçmesi durumunda kontrolsüz büyüme ve kötü huylu. Evet biz e, üniversite yıllarında bize şöyle anlatmıştı hocamız bilmem katılır mısınız? Şimdi diyelim ki bahçeli bir evde oturuyorsunuz. Yan komşunuz var. Yan komşu işte belediyenin kurallarına falan uymuyor. Bahçesini kazdı, direkler e, yaptı, evinin kolonlarını kesti kendi sınırları içerisinde kendi kendine bir şeyler yaptı ama öyle bir işler yaptı ki sizin evin temelinde çökertti ve sizin evinizde onun yaptığı işler yüzünden yıkıldı. Ha, o bahçesinde kendi haliyle kaldığı sürece iyi huylu. Evet. Sizin eve zarar verdi. <laughs> zarar, zarar vermeye başladığı zaman kötü huylu Gibi tabir edebiliriz. Evet. 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 Ee, peki mesela bir örnek verebilir misiniz? Şimdi diyelim ki biz gen, gen değişimlerinden bahsettik. Hı hı. İşte dedik işte 20 satır 30 satırlık 4 harfli eee diye değişik e, varyasyonlara uğramış e, genlerin yüzünden e, bazı değişiklikler olabiliyor. ama bu her zaman hayatımızı illaki kanser olarak etkilemiyor. Evet. Mesela etkilediği bir değişiklik verebilir misiniz? Mesela ben biliyorum ki eğer yanlış biliyorsam düzeltin. Rica Kıbrıs'ta çok yaygın olan bir hastalık var. Talasemi. Evet. Bu nasıl bir yerdedir? Yani bu kanserojen tipte olan bir değişiklik mi ya da öyle bir değişiklik mi var? Yoktuysa e, nasıl bir şey? Siz bu konuda çalıştığınız için biliyorum bize anlatacak çok şeyiniz var. Tabii tabii. Yani bu programa sığmaz gerçi anlatacaklar ama küçük e, böyle parantez açıp eee satır aralarında söylercesine hı hı. şöyle söyleyeyim ben. Ee, şimdi talasemi ben beta talasemi ile çalıştım. Ee, Talasemileri farklı şekilde de ta tasvir edebiliriz. Alfa talasemi delta talasemi ve bu tarz şeyler hı. O olabilir. Dolayısıyla e benim çalıştığım e şekliyle beta talasemi bir kalıtımsal hastalıktır. Bu genetik hastalık olarak da tabir edebiliriz bunu. Bu anne ve babanın taşıyıcı olması durumunda genlerle bir sonraki jenerasyona aktarılabilecek yani taşıyıcı durumunda %25 riskle hasta çocuk doğum doğumu ortaya çıkabilir. bu bulaşıcı bir hastalık değildir hiçbir şekilde. Yani kanserle bunun şeyini benzerliğini tartışacak olursak ikisi de yani kanser birçok genden birçok genin bozukluğundan ortaya çıkabilecek daha böyle e, e, çok, faktörlü. Çok, çok faktörlü bir e, hastalıktır hmm. diyelim. Beta talasemi sadece beta globin geninin yani hani bu kitaplardan bahsettik. DNA'nın hmm. bir kütüphane olmasından bahsettik. E, bu kitaplardan bir tanesindeki yani bir gendeki bir bozukluktan ya, ya da birkaç bozukluktan olabilir. Günümüzde 200'ün üzerinde beta talasemiye neden olabilecek mutasyon e, örnekleri vardır. Biz bunları e, Boğaziçi Üniversitesi'nde referans laboratuvarını ilk kez kurarken Türkiye'de ben öğrenciyken katıldığım gruplarla birlikte e, Türkiye çapında bir prevalans yani ne kadar sıklıkta mutasyonlar görülüyor ki bu şu anda bizim yaptığımız çalışmalar ve diğer e, ekiplerin de sonradan katıldığı çalışmalarla, bize tedarik edilen hasta örnekleriyle, genotip fenotip ile literatürde bayağı bir bilgi zenginliği yarattık yaptığımız çalışmalarla. Türkiye haritası üzerinde de e, Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine belli bölgelerde hangi sıklıkla ne kadar frekansta bu mutasyonların bulunabileceğini ortaya koyduk ve bizden sonra tabii ki farklı gruplarda buna devam ettiler. Bunun önemi şurada ortaya çıkıyor. Doğum öncesi tanılarda bu bilgiler var oldukça bir popülasyonda, ee, az önce bahsettiğim 200'ün üzerinde mutasyon var dünya e, çapında. Biz bunu e, daha aza indirgediğimiz için belli mutasyonlarla kısa sürede çalışmak ve e, amaca ulaşmak daha hızlı oluyor, daha sağlıklı oluyor. Peki bu çalışmalarınızın ben biliyorum. KKTC üstünde de etkileri oldu. Tabi onu da biraz açalım lütfen. Tabi açalım. E, 1983 yılların yılında e, ortaya koyduk koydukları bir kanunla, e, ondan sonra evlenecek olan çiftlerin e, mutlaka ve mutlaka talasemi taşıyıcı e, tanısı şeyi konması lazım, çalışması yapılması lazım. Ancak o şekilde, o belgelerle. Evlenebiliyor çiftler. Ee, niye bunu bu şekilde yaptılar? Çünkü talasemi prevalansı çok yüksekti eskilerde, 83 öncesinde. Bunu şu anda Dünya Sağlık Örgütünün de bizleri hep böyle farklı platformlarda alkışladığı bir konumdayız şu anda. %0'a indirgedik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Ee, şöyle ki. Doğan bütün çocuklar işte halkımızın eğitimiyle alakalı bu bizim bilim insanları olarak onlara sunduğumuz farkındalıklarla alakalı. Bunun bilincinde oldukları için önce bir doğum öncesi tanı yapıyorlar. Eğer aile hikayelerinde hasta çocuk özellikle var ise ve taşıyıcı oldukları belirlenmişse doğumu sonlandır yani hamileliği sonlandırıyorlar. Dolayısıyla hasta çocuk doğmuyor. Ne zaman hasta çocuk doğabilir? Şöyle ki. E, sonradan e, memleketimize gelip de burada yerleşen e, bazı vatandaşlarımız ya hamile olarak gelmiştirler, birincinde değiller olayın e, ya da e, yadası yok esasında çünkü muhakkak burada evleneceklerse öyle bir testten geçmeleri lazım. Hamile olarak gelmiştir, o şekilde doğum olmuştur. E, Güney Kıbrıs'ta kıyas yaptığımız zaman orada kilisenin de şeyinden dolayı, etkisinden dolayı ve bir takım işte e, Dinsel faktörlerden dolayı onlar hamileliği sonlandırmaya gitmedikleri için hala günümüzde telasemi hastaları doğmaktadır. Evet, bu farkındalık önemli bir şey. Evet. E, programımızın buraya kadar olan bölümünde biz e, kısaca size normal hücre nasıl olur, normal hücreden farklılaşma nasıl olur e, anladık ki e, DNA yön e, farklılaşmasıyla oluyor. Bu farklılıkların hepsi tümör olarak addedilmiyor. Bir kısmı hücrenin gene fonksiyonu devam ettirdiği, birtakım genetik bozukluklar olarak talasemi gibi görülebiliyor. Buradaki değişiklikler lokal sınırlı kalırsa bu hücrelerin kontrolsüz büyümeleri vesaire biz bunlara iyi huylu tümörler diyoruz. Bunlar kontrol edilemez, kendi başına alıp gidip büyüyor. Yandaki sağlıklı hücrenin yaşamına engel oluyor. Hatta oradaki hücreler kopup vücudun başka yerlerinde tekrar üremeye devam ediyorsa biz bunlara işte tümör ya da halkın bildiği kavramlarla kötü. kanser diyoruz Hı. ve kötü huylu tümörler diyoruz. Bu konuların, kavramların nasıl açıklanacağını sizlerle paylaşmaya çalıştık. Biz Doğu Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde farklı bir uygulama yapacağız. Ondan bahsedelim isterseniz biraz. Toplumumuzda farkındalıktan bahsettik. Yüzde toplumumuzun yüzde %40 e, civarı hepatit taşıyor. Bazıları farkında, bazıları değil. Ve hatta giderek AIDS toplumumuz için e, son derece tehlikeli bir hal almaya başladı. Çünkü e, kişiler sosyal yaşamlarında yaşamlarını sürdürebilmek için AIDS'li olduklarını saklıyorlar ya da haberleri yok. Yani bir AIDS'li bir kişiyle irtibata geçmiş olabilirler. Biz bütün bu farkındalıkları yapmak için bütün halkımızın çok rahat, çok kolayca ulaşabileceği basit bir kan tahliliyle ve son derece ekonomik olarak uygun olacak bir yöntemi rutin olarak uygulamaya koymayı düşünüyoruz. Bunu yaparken de doğrulamayı son derece gelişmiş cihazlarla test edip, bunun yanı sıra bütün hastalıklarda erken tanı biliyorsunuz o ağız içinde olur. Ee, ve hocamızın bu genetik e, yöntemleriyle e, baş boyun bölgesinde ağız içerisinde bir kanser şüphesi olan bir e, vakaları gene çok basit yöntemlerle hızlıca genetik e, tahlil yöntemiyle hastayı erkenden uyarmayı planlıyoruz. Bu konuda e, ki görüşlerinizi de alalım. Ee, günümüzde e... Golden standard, altın, Stand, altın e, standart şeklinde de uygulanabilecek e, kantitatif e, gerçek zamanlı PCR dediğimiz bir e, olgu var. E, biz de bunu kullanıp işte birlikte hem diş hekimi olarak hem moleküler biyolog olarak bu zenginliğimizi birleştirip e, az önce bahsettiğiniz Baş, boyun ve ağız içi de uygulanabilecek bir takım kanser tiplemelerini artı hepatit B ve HIV tarzındaki hastalıkları daha ucuza ve kısa sürede ortaya koymayı ve planlıyoruz. Ve yüksek güvenilirlikte. Yüksek tabii. güvenilirlikte tabii ki. Evet. evet, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Konuğumuz Doğu Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcımız Profesör Doktor Şükrü Tüzmendi. Ağzınıza sağlık. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.